Merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Deniz Gezmiş'in doğum günüymüş 28 Şubat. Evet, Deniz Gezmiş 28 Şubat'ta doğmuş. Kendisi devrimci biliyorsunuz. Türk Marksist-Leninist öğrenci lideri, aynı zamanda lider. Şimdi öncelikle devrimci ne demek? Bu konuda konuşmak istiyorum. Devrimci, mevcut sistemin yıkarak kendi sistemini ileri düzeyde, çağdaş düzeyde düzene sokmaya çalışan, ayarlamaya çalışan siyasi lider demek devrimci, öyle söyleyeyim ben size. Türk Marksist-Leninist öğrenci lideri olarak geçiyor Deniz Gezmiş. 1965 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne üye olmuştur. 1968 yılında 6. filo protestolarına katılmıştır. 30 Temmuz 1968 yılında tutuklanmıştır. 28 Şubat 1947'de Ayaş'ta doğmuş kendisi. 6 Mayıs 1972 Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde asılmış. Arkadaşlar, ben Turhan Feyzoğlu'nun Hüseyin Aslan, Deniz Gezmiş, Hüseyin Aslan, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan'la ilgili olarak kitaplarını okumuştum. Bir kitabını okumuştum. Turhan Feyzoğlu tarafından yazılan kitabını, Deniz Gezmiş'i anlatıyordu kitabında ve asılma hikayesini. Orada diyor ki 6 Mayıs 1972 yılında Deniz Gezmiş ve arkadaşları asılmıştır 25 yaşında diyor. Deniz Gezmiş öğretmen çocuğu. Daha sonra kendisi biliyorsunuz hukuk fakültesini kazanıyor. Şimdi ben yakın tarihte Ulucanlar Cezaevi'ne gittim. Müze yapmışlar orayı. İnanır mısınız, Deniz Gezmiş ile Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın şey yaptığını gördüm. Asıldığı yeri gördüm. İnanamadım gözlerime. Yani dedim ki kitaplarda yazılan onların asıldıkları yer bu muydu dedim. Onların kitaplarında yazılan onların asıldıkları yer o muydu dedim. İnsan hani bir şeyi kitapta ya da filmde izler ya, o hani o olayın geçtiği yeri görür ya da izler ya, gözlerine inanamaz ya. Öyle söyleyeyim ben size. Aynen öyle oldum. Gerçekten öyle oldum. Size yemin ediyorum sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ben buna inanamadım. Öyle söyleyeyim ben size. Hatta tuhaf oldum. Yani insan o asılma durumunda kendisini böyle çok kötü hisseder. Yani asılıyorsunuz. Ama Deniz Gezmiş asıldıktan sonra idam cezasını kaldırdılar. Deniz Gezmiş asıldıktan sonra idam cezasını kaldırdılar. Yani Deniz Gezmiş öyle maalesef ki bir talihsiz olaya denk geldi. Yani özellikle Türkiye siyaset tarihine baktığınızda ve dünya siyasi tarihine baktığınızda yasalar yapıldığı zaman bir dönemde insanların bazı bir takım olayların o döneme gelmesi bir şanssızlıktır. O yüzden ben her doğan çocuğa diyorum ki kesin